Günaydın. Arkadaşlar, Endonezya'da kahvaltı, yani cumartesi kahvaltısı derler. Genellikle hep dışarıdan alışveriş yaparlar cumartesi ve pazar. Gider millet ailecek kahvaltısını dışarıdan alır yer. Biz de işte bunu yapmaya geldik. Selim ve Leyla da yanımızda. Onlarla beraber dışarıdan şöyle güzel Endonezya kültürüne ait Endonezya kültürel kahvaltısı yapmayı düşünüyoruz. Kısaca videoda onları göstereceğim. Sonra çorba içmeye gideceğiz. Enteresan ayaklı kafalı değişik tavuk ayağı, tavuk kafası olan çorba olacak. Bakalım ondan da deneyeceğiz. Değişik ismi garip gelebiliyor. İsmi soto ayam arkadaşlar. Endonezya dilinde tavuk çorbası diye geçiyor. Bakalım. Değişik olacak. Sabah sabah kahvaltılarını yapıyorlar. Alışverişlerini yapıyorlar. Zaten Endonezyalıların kültüründe şey yapayım yok. Tamam. Ben pişireyim yok. Bak burada abla pişiriyor. Yağda topuları. Ben efsane seviyorum burayı. Genelde böyle biberle beraber topu çıtır çıtır. Aynen. Bak burada da kek pişiriyor. Değişik. Leyla, mau. Enak ya. Enak. Acıktı. Muz kızartması arkadaşlar bu. Apa desene. Martabak. Şimdi sen. Tofu. O tofu, bu da banana değil mi? Muz. Muz kızartması. Ben bu kadının yaptığını seviyorum çünkü kadın yağı temiz kullanıyor. Oh. Endonezyalılar kahvaltıda ne yer? İşte soto ayam çeker dediğimiz bu tavuk çorbası yiyorlar arkadaşlar. Biz de Selimlerle beraber şu masaya oturacağız. Ben devamlı buraya geliyorum ama tavuğun kafasıydı, ayağıydı, bilmem neydi yemiyorum. Şuraya baksana, ayaklara bak. Tavuk kafası da vardı kesin. Burada tavuklar var, haşlanmış. Burada değişik baharatlar var. Tabii enteresan. Burada tavuk çorbası var. Bak. Of. Tavuğun kafasına bak. Kafalar yüzüyor. Arkadaş bir gelsin bakalım. Şöyle bir siparişimizi verelim. Şimdilik şuraya bir oturalım. Afiyet olsun kanka. Bak ne güzel duruyor. Tabii canım, çok güzel. Tavuk kafa, tavuk ayak. Endonezyalılar işte böyle tavuk ayağı, tavuğun kafası bu şekilde sabah kahvaltılarında yiyorlar kankalar. Şöyle. Biz tabii tofuyla muz kızartması ve normal tavuk çorbası içiyoruz. Selim ne düşünüyorsun? Değişik yemek tarzları. Tamam, Müslüman toplumun yiyebileceği ürün tarzında. Tavuk ayağıyla kafası hakkında ne düşünüyorsun?
onların enteresan olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Farklı geldi. Tabii bunlar da beyin yemiyorlar. Bizde kelle paça var mesela. Onlarda yok böyle bir şey. Afiyet olsun kanka. İşte Endonezyalılar sabah kahvaltısını bu şekilde yapıyor. Çorbasıyla, işte tofusuyla, tavusuyla, değişik kızartmalarıyla beraber kahvaltılarını yapıyorlar. Bir de müzik eşliğinde tabii. Bu arkadaşlar devamlı yemek yerken yanınıza gelirler. İstersen bahşiş ver, verme, sorun değil. Ama size o güzel sesleriyle Endonezya dilinde ya da Endonezya dillerinde güzel bir şekilde romantik, duygusal, gurbet müziklerini çalıyorlar. Tabii çoğunuz anlamıyorsunuz. Ben de bazı şeylerini anlamıyorum ama gerçekten de dikkat edici ve dikkatimizi çekici ve güzel şarkılar söylüyorlar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Artist Ancai Allah Kral Selim ne düşünüyorsun hayvanat bahçesi, açık hava hayvanat bahçesi? Hayvanat bahçesi çok güzel. Yani görmediğimiz hayvan kalmadı. Evet. Efsane değil mi? Evet. Ben şöyle diyorum. Hani özellikle de benimle işbirliği yapanlara genellikle buraya getiriyorum. Sen beğendin değil mi burayı? Yani güzel bir an oldu bizim için. Ben çok beğendim. Tabii bizim gibi Endonezya insanları da gayet ilgili. Çok çeşitli hayvan var. Sen gezdik gördük. Güzel bir an oldu bizim için. Harika. Sen memnun kaldık. Burası gayet güzel. Doğası güzel değil mi? Tabii bu ambiyansı yaratmışlar. Şöyle kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Çok fazla kalabalık. Bugün cumartesi olduğundan dolayı insanlar ailecek gezmeye gelmişler. Sekona Havalimanı'na geldik. Selim'le Leyla'yı Türkiye'ye yolcu edeceğiz arkadaşlar. Terminal 1. Daha önce de göstermiştim videolarda. Bayağı bir büyük bir havalimanı. Direkt girişte şöyle güvenlikler çantalara bakıyor. Burada kemer falan kontrol yok. Sadece çantalara bakıyorlar. Güvenlikten geçtik. Hala arkadaşlar Endonezya'da ısı dedektörlü güvenlik işlemleri yapılıyor. Hani koronadan dolayı. Biz hala maske takıyoruz. Endonezya'nın uluslararası havalimanı Terminal 1 Sekorna Havalimanı diye geçiyor. Devamlı böyle arkadaşları yönlendiriyoruz, yolcu ediyoruz hep burada. Bayağı da kalabalık olmuş. Selim, sözümüzü tuttuk. İkinizi el ele göndereceğim dedim. Allah'a şükür kardeşim. Yani stresli bir süreçti. Allah'a şükür üstesinden geldik. Evimizde bitirilmeyecek işleri bitirdik. Güzel anılar bıraktı Endonezya bende. Uzun vadede gelme planlarımda var. Yaşanmayacak bir ülke değil. Sadece bizim bulunduğumuz biraz merkezlerinden uzak olduğumuz için gelişmemiş bölgelerde zaman geçirdik.
süresi de oralarda yaşadık zaten. Ama de merkezlerinde, merkez şehirlerinde bir sorun yok. Herkes burada turistik ziyarette bile bulunabilir. Peki tavsiye eder misin Endonezya'yı? Ben tavsiye ederim. Yemek konusunda biraz sıkıntılar yaşadık. Bunu zaten herkes yaşıyor. Hiç aşılmayacak bir problem de değil tabii ki bu. Merkezlerde, merkez şehirlerde yiyecekler bulunabiliyor. Ta ki merkezden çıkınca insan yemek konusunda sıkıntı yaşıyor. Güzel bir hikayeydi. Bende güzel anıları var. Unutamayacağım bir aksiyon yaşadık. Tabii aksiyon, güzel bir hikayem oldu. Allah'a şükür. Yani kalbimdeki insanı aldın gidiyorsun. Aldım gidiyorum. Mutluluklar dilerim kardeşim. Çok teşekkür ederim işbirliği yaptığın için de. Umarım hani karşılığını vermişizdir. Yani Bekir arkadaşım olmasaydı bu işlerin üstesinden parayla da gelemezdim. Yani her şey parayla bitmiyor. Endonezya'nın parası basit bir para değil. Hani bu ülkede olan insanların da onlar için söylüyorum. Yani orası parası dolar karşısında Türkiye'ye göre daha güçlü. O yüzden bazı maliyetler çıkacak insanlara. Bunlara da hazırlıklı olur gelmek gerekir. Burada yani Bekir arkadaşımın bazı videolarında bahsettiği para bu yönde para. İnsanlar burada fişenin ortasına geldiği zaman yarım kalmaması için buraya güçlü gelmesi gerekir. Bir de şahit oldun. Hep boş insanlar yazıyor, söz veriyor, sözlerini tutmayanlar var. Onlara da şahit oldun, duydun. Ya zaman evet. Bekir benim moralimi çok bozuyor o oyundan. Sen de her insanın programı var, planı var. Bekir arkadaşım aktif çalışan, memur sıfatıyla çalışan, buradaki uluslararası bir firmada çalışan bir arkadaşım. Tabii bu planlar, bunlara göre de plan yapabiliyor. Bu planları insanların hayatını etkilememesi için insanlar kesin karar verdikten sonra Bekir arkadaşımla iletişime geçerse burada Bekir kimseyi mağdur etmez. Her şey güzel oluyor. Eyvallah. Problem. Buraya çok hakim bir arkadaşım. O yüzden ben şahsen Bekir arkadaşımı takip ettim süreç içerisinde. Güzel bir iletişimimiz oldu. Bir sorun yaşamadım. Vedalaşırken de kimsizlikle kendisine teşekkür edeceğim. Bu zor süreçte bana destek olduğu için. Yani düşüncelerim böyle. Bu şekilde bir 3 hafta geçirdim burada. Çok teşekkür ederim desteğin için. Kendisinin misafirperverliği, yani bir Türk nasıl olması gerekiyorsa, bir dostum nasıl ağırlıyorsa, ben de o şekilde ağırlandım. Allah razı olsun. Bu konuda Bekir arkadaşım ve ailesine çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle hani bize güvendiğin için. Biz de sözümüzü tuttuk. İlk başta videoda söylediğim gibi sizi ikinizi el ele göndereceğiz dedik. Ne zorluk olursa olsun, ne sıkıntılar yaşarsak yaşayalım. Yaşadık ama da. Ama yaşadın yani. Yani yaşadık. Sefer tasından tut da ok, mızrak, yay. Yani onları videolarda gösteremedik. Sıkıntı yaşamamak için. Polis basmadı. Onlar da kaldı yani. Polis bile bastı yani. Onu da söylemek gerekirse yani otelimizi. Bir arkadaşım. Gerçekten temiz duygularla gelen Bekir arkadaşıma nasıl söylerim? Yani güvenen kişiler. Ben mahcup olmayacağını düşünüyorum. Ben hiç mahcup olmadım. Eyvallah. Zaten, sağ olasın. Düne kadar geldiğim videoları paylaşıyorduk. Bugün de giderken paylaşıyorum. Ben de samimi olarak kendi düşüncelerimi aktarıyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Leyla. Afa bahasa. Terim makasi. Teşekkür ediyorum. Türkçeyi inşallah 3 yıl sonra Türkçeyi konuşacak bir şekilde video çekmek nasip olur. 3 yıl sonraya bir planın var herhalde gelmeye. Ben de en kısa zamanda diyelim. En önce konuşacağımı düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Tabii ki neden olmasın, konuşursunuz. Leyla Hanım da Türkçeyi konuşur. Teşekkür ederim ya. Okey, çok sağ ol Selim kardeşim. Desteğin, güzel yorumun için. Şimdi check-in işlemlerini yapacağız. Ondan sonra sizleri uluslararası bölüme yönlendireceğiz. Orada bir el sallarsınız. Öyle videoyu sonlandırırız. Teşekkür ederim.
check-in yapıldıktan sonra arkadaşlar, uluslararası bölüme geçmeden önce ilk önce pasaport ve bilet kontrolü yapılıyor şu bölgede güvenliklerden. Sonrasında da şu karşı tarafta dedektörlerden geçiyorlar. Şu an Leyla ve Selim pasaport ve biletlerini gösteriyorlar. Şu an geçtiler arkadaşlar. Şeye geçiyorlar şu an. X-ray dedektörüne. Yine yalnız kaldık be kanka. Mutlu bir şekilde gönderiyorum. El ele gönderiyorum. Sözümü tuttum. Yani gurur duyuyorum kendimle. Gittiler. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine arkadaşlar. Vermiş olduğumuz sözü tuttuk. Sonunda ikisini el ele göndermek nasip oldu. Çok zor bir evlilik yaptılar diyelim. Hani bayağı bir sıkıntılı prosedürler vardı. Evraklar inanılmaz. Hiç yok diyebilirim. Pasaport yoktu. Kimliklerde sıkıntı vardı vesaire vesaire. Zorluklar bitmez. Ama zorlukların üstesinden, zorlukların üstesinden Allah'ın izniyle geliyoruz. Geleceğiz de. Sizlerin duasıyla, sizlerin desteğiyle bu kanal da büyüyecek. Bir yerlere gelecek. Şayet sen de işbirliği yapmak istiyorsan, evlilik, turizm, yatırım, organizasyonlar, Endonezya hakkında bilgi ve benzeri işbirliğini yapmak istiyorsan Instagram'dan ya da açıklama kısmında, hemen alt tarafta açıklama kısmında, Instagram'dan ya da Facebook'tan bana dönebilirsiniz arkadaşlar. Verilen sözler her zaman tutuyoruz. Devam, tutmaya da devam edeceğiz. Duygusallaşıyorum her defasında böyle havalimanlarından yolcu ettiğim arkadaşlarımızı. Yine tek kaldık. Devam ediyoruz. Yani ne diyeyim? Rabbim bir yastıkta kocatsın. Mutlulukları daim olsun. Yeni evleneceklere de kolay gelsin diyorum. Çok zor prosedürler var. Özellikle de Endonezya'daki Türk Büyükelçiliği'nin istemiş olduğu evraklar biraz zorluyor arkadaşlar. Bir de evlenme prosedürleri var Endonezya'nın. Her yerin aynı değil. Farklı kültürel düğünler istendiği zaman evraklar da değişik olabiliyor. Sabit bir evrak yok. Yine o evrakları tamamlayabilir miyiz? Tamamlarız. Sonuçta biz bunun için buradayız. Bunun için bu YouTube kanalını açtık. Hem Endonezya'nın kültürünü, doğasını, yaşam tarzını, sokak yemeklerini, hem de buraya gelen Türklere yardımcı olmak için biz buradayız. Elimizden geldiği kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Rabbimin izniyle bu yolda yürüyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dualarınızı eksik etmeyin. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmadıysan abone ol. Bunu da yap. Ya cansınız ya. Sampai jumpa. Hoşçakalın.